yıl şeydir. İdam ettirdi. Timur'u idam ettirdiği söylendi, ne diyorsunuz ama 300 tane falan atmışlar. Yok ya, şeyler var. Yani Timur'un kendi resmi tarihi varken... Gezdiği de var. Özbekistan Şerefettin yazdığı var. Gezdiği de var tabii. Yani Özbekistan'daki mahalle dedikodularıyla tarih yapılmaz. Habib-i Siyar bu konuda bence en iyi kaynaklardan biridir. Çünkü mektupları da anlatır, o meşhur mektupları. Hani şimdi bizde bazı tarihçiler... Efendim yok Yıldırım kudulmuş köpek gibi diye mektup yazmamıştı falan diyorlar. Ya o mektup hepsi var orada. Hem de neler yazmış adam. Kadın elbisesi gönderiyor bilmem ne falan, neler yazmış. Efendim Japonya'ya şey yaptığı robot, Abdülhamit'in hediye ettiği robot. Bu yine mi başladı? Ya o bir resim. Onu gazeteden sormuşlar da bana, ne alakası var, hiçbir alakası yok, öyle uydurmuşlar, birisi uydurmuş gitmiş. Evet. Yani Sakallı Celal'in güzel bir lafı var ya, tahta kurusuyla baş edemeyen millet Birinci Dünya Savaşı'na girdi diye. Onun gibi yani, o dönemde biz robot yapacağız, Japonya'ya hediye edeceğiz. Hüseyin Demir, Hüseyin Bey, demin de göndermiş galiba. sipariş edeceğiniz tellerden iki adet alabilir miyim diyor. Tam buraya başlamışlar efendim. Ben henüz şey yapmadım, sipariş etmedim. Çünkü ben henüz tel var. Ama bundan 15 sene sonra ne yapacağız onu düşünüyorum. Kalmayabilir. Fakat yeni yapılmış bir tambura, yani 70-80 sonrası yapılan tamburlara isterseniz som altın tel taksanız da fark etmezsiniz. Hiçbir ses alamazsınız maalesef. Efendim şu klavye delikanlıları Halil Bey, cevap verdim efendim. Hiç yapayım ben, gerek yok. Bir seviyeyi muhafaza edelim hep beraber. Hiç gerek yok efendim. Hala... Fatih Beş bebek idam ettirdi mi, etmedi mi? İşte onun uzmanı burada Erhan Hoca. Ettirdi. Ettirdi yani, şeyi bile var. Yani İbni Kemal'den tut Neşli'ye kadar birçok kaynakta geçiyor. Hatta şeyler... Ya Allah aşkına. 500 küsur sene sonra, 5 asır önce yaşamış padişahı siyasi bir sebepten dolayı aklamaya çalışmayın. Evet. Adam, Fatih, şimdi niye adam diyorsun diyecekler. Kanunnameye bunu yazdıysa keyfi için kardeşinin çocuğunu boğma arzusundan dolayı yazmadı. Devlet batmasın diye yazdı. Ve tuttu da o iş. Ya öncesinde bunlar hepsi etki tepkidir. Öncesinde yani, Fetret dönemi yaşandı. 13 yıl boyunca... Kemal'in yazdığı şey de var. Yani Şeyhülislam'dır İbni Kemal aynı zamanda. Fatih dönemine ait yazdığı tarihte. Cümlemi tamamlayayım mı bu arada? Buyurun. Boşver, gerek yok şey kadar. Yani çok teknik. Bu kitabını okuyun. O da İbni Kemal'in yazdığı da var. Yani var diye Osmanlı Devleti'nde kardeş katli. Şu kitapta. Ya 6 veya 8 aylık bir Mehmet kardeşi. Hatice Halime Sultan'dan olan bir kardeşi. Tahta çıktığında idam ettiriyor. Ve hadi. Bunun sebebi şu. Çünkü hanedanda başka bir erkek mensubun yaşaması her an fitneye sebep olabiliyor. Evet. Yani bu bizzat belli. Çünkü bunun en önemli sebebi Şehzade Orhan İstanbul'daki daha önce. Ya şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bir de şeyi soruyorlar, niye DNA testi yapılmıyor diyorlar. Lan Cem Sultan'ın şeyine mi? Hanedandan olanlar. Hmm. Efendim zaten kim hanedan kim değil zaten biliniyor, gerek yani yok. İnsan ki. Şimdi yeğenine vesairesini bilmiyor ama onlar da bizim için dışarıdan hanedan ama onlar aile. Ailesi kendi aileler. Onun kuzeni, yeğeni, kardeşi aile. Abdülaziz intihar mı etti yoksa öldürülmüş müdür? Öldürülmüş. Bence öldürülmüştür. Bence de. Öldürüldüyse niye kana akıtılmıştır, boğdurulmamıştır? Çünkü intihar suçu verilmiştir. Efendim... Oradaki bir cinayet. Bu mesela, bu soru ciddi mi gılgı mı bilmiyorum. Amacınız Fatih'i karalamak mı? Neden bu konu? Bu gece çok soru işareti bıraktınız bizde. Ya işte burada ne olur? Ben bir şey söyleyeyim. Hiç cevap vermeyeceğim demin... artık buna. Anlamadım. Ama ben bir şey söylemek istiyorum burada. Lütfen ikiniz de beni kesmeyin. Demin etki tepki derken şunu kastediyordum. Fetret dönemi gibi kaotik, kanlı ve imparatorluğu belki de sonuna getirecek bir dönemden sonra... ...bir süre sonra...
Fatih geliyor ve Fatih bunu kanunlaştırıyor. Bunu boşu boşuna yapmıyor. Evet, dediğim başında da bunu anlattık. Hakikaten tamamıyla imparatorluğun, Osmanlı Hanedanı'nın devamı için yapıyor bunu. Ondan sonraki dönemde düşünün ki bu 3. Mehmet döneminde o 19 tane meşhur tabutun çıktığı ve en böyle kardeş katli konusunda en kanlı vakanın görüldüğü zamandan sonraki dönemde de bu kardeş katli meselesi kanun değiştiriliyor ve ekberiyet deniliyor değil mi onları? Yani, gayri resmi ama. Gayri resmi ama sonuçta practice olarak olarak uygulamada değişiyor. Yani onda da aynı şekilde etki var. Şimdi buradaki mesele ne biliyor musun? Çünkü değişiyor sistem. Fatih normal bir devlet adamının üstünde evliya gibi görülür Türkiye'de toplumun bazı kesimlerinde. Hı. Biz daha önce burada... Fransa'da da vardı. Saint-Louis. Evet. Ama yani Fransa'da tarihçiler ya da böyle tarih okuyanlar böyle şeyler yapmazlar. Şimdi varyansın ediyorlar. Ya şimdi şey de öyledir mesela Türkiye... Ya diyorlar bu herifi biz aziz ilan ettirdik. Neler yapmış? Şöyle böyle ne alakası herifmiş o. Yeni çıktı biliyorsunuz. Hmm. Yani mesela ikinci... Anlatın bence. İkinci yani, Abdülhamit de öyledir biliyorsun. İkinci Abdülhamit de son yıllarda... Fatih'e mi alakası dedi? Estağfurullah ya. Şimdi mesela... Ben her zaman şunu söyledim. Daha önce Fatih'te konuştuk. Önümüzdeki aylarda yine konuşuruz. Fatih Sultan Mehmet Türk tarihinin en önemli ismidir bana göre. Yani bütün Türk tarihinin. Yani çok büyük bir devlet adamıdır. Fakat onun başarılar da vardır, başarısızlıklar da vardır. Mesela çok büyük bir beyin oturuyor, felsefe tartışıyor, alimlerle sohbet ediyor. Yanında Rum'u da, İtalyan'ı da, Türk'ü de, Arap'ını da, Şin'i de her şeyi bulunduruyor ama tarih yazdırmıyor. Şey, çok ters bir adam. Aksi. Mesela alimlerle bir dalaşıyor. Yani burada Murad'ın vardır ya böyle şey yap. Aynı onun gibi. Aksi bir tarafı var. Teşekkür ederim. Aslında. Abi kötü bir şey değil. Hazreti Fatih'e benzetildim. Onun için teşekkür ediyorum. Sinan Paşa'yı yapmadığını bırakmamış. Adamı tımarhaneye yaptırıyor. Deli şurubu içiriyor bir de dövdürüyor. Alimler bunun üzerine diyorlar ki kitaplarımızı Divan-ı Hümayun'un önünde yakarız. Memleketi terk ederiz diyorlar. Onun üzerine bırakıyor. Yani böyle bir şey. Akşemseddin mesela Fatih'in anlaşamadığından gidiyor göğüne. Yok anlatılıyor. Derviş olacakmış da derviş olmasın diye gitti diye. Yok tam tersi. Molla Hüsrev'le bir gün sinirleniyor. Adam çekiyor. Gidiyor Bursa'ya kadrolar. Yani bir taraftan da böyle alimlere büyük hürmet ederken bir taraftan da şey yapıyor. Yani böyle gidişiyor. Gidişiyor yani. Aksi bir taraf var. Uzuz. Çok uzuzdur. Evet, sert. Ama çok büyük bir adam. Şimdi... Ama ağzının tadını iyi biliyor. İstakoz, karides, havyar. Devamlı. Zaten ondan da şişiyor. Bayağı gidiyor değil mi? Şişiyor. Evet. Kuttan gitmiştir büyük ihtimalle o. Ya şeyi var. Yürüyemiyor. Bu var yani adam her Avrupa'yı biliyor. Haritaları belirlemiş. Geçmişi biliyor. Yani adam korkunç bir şey. Hep anlatılır ya Sezar'ı, İskender'i. Ne Sezar İskender'i? Pirus'a kadar biliyor. Meşhur o savaşıp da evet. Bütün ordunun hani şey. General Scipio'yu biliyor. Afrikalı Scipio'yu yani. Hannibal'ı yeneni. Ama işte dediğimiz gibi ve işin en ilginci şu, kendi zamanında şu anda Fatih Ömerlerin çoğu yaşasa Fatih'e kızacaklardı. Hı. Şimdi mesela çünkü kendi döneminde insanların anasından hem de üstü burnundan getirmiş vergi, sefer, yani büyük adam olman için çile çektirmeniz lazım o da yani o şekilde. Ama Erhan, Aysu Hanım soruyor sana, bana soruyor pardon. Bayan düşmanlığı mı var, bayanların mesajını okumuyorsunuz. Tesadüf. Mesela sizinle ilgili okuduk, şimdi gördük. Fatih'i karalamanın altında yatan gizli güçleri soruyorum size diyor. Herhalde gizli güç nedir seni? Kim maşa olarak kullanıyor? Fatih'i karalamıyoruz. Biz realiteyi söylüyoruz. Ben Turvan'ın İntikamı diye kitap da yazdım. Orada Fatih'i anlatıyoruz. Fatih'i ve ben farklı bir portre koymaya çalıştım. Biz Fatih'i hep İstanbul'un fethine hapsediyoruz. İstanbul'u fethetmese de Fatih. Yani... belki o ünvan şöyle, olmazdı ama. Bir seyircimiz Muratlı. Muratlı soyadı padişah 4. Murat'tan mı geliyor? Hayır efendim gelmiyor. Muratlı. Yani, dedelerine soracak yaşıyorlarsa. Ya padişahın soyu nasıl şey olacak? Hayır Murat Hanlı diye vardır mesela. Onlar Akkoyunlu sülalesi. Murat isminin anlamı nedir? Murat. Sayın Halil Murat.